Ben Profesör Doktor Turan Çetin, Adana'dan, Adana'da ilk tüp bebeği yapan bir kişiyim. Türkiye'de de 7. tüp bebeği kuran bir kişi olarak yıllardır üreme tıbbı üzerine çalışmaktayım. Halen Çukurova Üniversitesi'nde ve kendi adımı verdiğim Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün sizlere gebe kalamama, nasıl gebe kalınıyor normalden başlayarak, nasıl gebe kalınamıyor onlardan bahsetmek istiyorum. Normal bir gebelikte en önemli şeylerden bir tanesi sağlıklı bir yumurtanın sağlıklı bir sperm ile birlikte sağlıklı bir tüpün, normal bir rahimin olduğu takdirde gebelik normal yoldan oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu şartlar, yani sağlıklı bir tüpün, rahimin boşluğunun normal olmasının, yumurtanın normal olmasının, sağlıklı olmasının ve spermlerin sağlıklı olmasının şart olduğunu bilmeliyiz. İşte bu parametrelerden herhangi birisinin birinde meydana gelecek problem
bize gebe kalamama gibi bir tabloyu yaratacak. Düzenli bir ilişki kuran bir çiftin bir yıl sonunda yaklaşık %93'ü gebe kalır. En son istatistiklere göre. Dolayısıyla bir yıl içerisinde eğer bir çift gebe kalamıyor ise o zaman bir problem var demektir. Demin söylediğimiz normal saydığımız problemlerden herhangi birisinde bir sıkıntının olup olmadığını araştırmamız gerekir. Çünkü biliyoruz ki çocuk bir yıl içerisinde düzenli ilişkiye rağmen, ki düzenli ilişki deyince haftada en az 2-3 ilişki söz konusu ve çocuk isteme arzusunun birlikte olduğu takdirde düzenli bir ilişki kelimesini kullanabiliyoruz. Böyle bir durumda bir yıl sonunda hala gebelik yok ise ya erkeğe ait nedenler söz konusudur ki bu oran %30 civarındadır. Ya kadına ait nedenler vardır. Yaklaşık %30'da kadına ait nedenler söz konusu. Erkeğe ve kadına ait nedenler birlikte olabilir %30 civarlarında. Ama %10 gibi bir oran da hekimlerin henüz bulamadığı, teşhis edemediği nedenlerden mutlaka bir neden vardır. Fakat hekim olarak bulamadığımız, herhangi bir teşhis yöntemiyle bulamadığımız nedenlerdir ki bunlara biz açıklanamayan ya da izah edilemeyen infertilite olarak kabul ediyoruz. Bölgeden bölgeye değişir. Mesela erkeğe ait nedenler Adana bölgesinde %30 değil daha fazladır. Belki başka ülkelerde kadına ait nedenler örneğin Avrupa ülkelerinde seksüel ilişkiyle geçen hastalıklara bağlı olarak tubal faktörler veyahut da Rusya'da efendim bu hastalıklara bağlı olarak tubal faktörler daha ön planda olabilir. Şöyle bir sırasıyla inceleyecek olursak erkeğe ait nedenleri kansal hormonal nedenler, geçirilmiş enfeksiyonlar rol oynayabilir. Hatta bunlara ilaveten son günlerde günümüzde hiç kimse de yok diyemeyeceğimiz stres ve insanların aşırı sigara ve alkol tüketimleri infertilite neden olmaktadır. Özellikle sigara çok çok büyük bir etki yarattığını hepimiz bilmeliyiz. Bazı ilaçlar ve kimyasal maddeler, ışın tedavileri bunlar da ekstradan yine erkeğe ait nedenlere, infertilite nedenlerine sebep olacaktır. Bazen çocuğu olan bir erkeğin yıllar sonra çocuk istediğinde hiç sperm bulunmadığı zaman o zaman bunun kanallarında bir geçirilmiş bir enfeksiyonun sonucunda ortaya çıkan tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Demek ki bazen erkekte de kanallarda bir enfeksiyona bağlı tıkanıklıklar daha önceden çocuğu olan bir kişinin yıllar sonra çocuğu hiç olmayacakmış gibi bir tablo yaratacağını da unutmamamız lazım. Varikosel kısmen etkilidir. Varikosel endikasyonu çok önemlidir. Endikasyonu doğru koymak lazım. Ve iyi bir endikasyonla sonuç elde edilebilir. Ama genele baktığımızda erkeklerin büyük bir kısmında sol varikosel mevcuttur zaten. Çocuğu olanda da vardır, çocuğu olmayanda da vardır. Çok zaman bir endikasyon değildir. Onun için endikasyonu iyi koymak ancak o zaman belki başarıyı getirebilir. Aksi takdirde varikosel operasyonlarının çok faydalı olacağını düşünmeyebiliriz. Normal bir semeni yorumlarken artık değerler çok değişti. Son yeni değerlere göre artık WHO kriterlerinden daha ziyade Krüger kriterlerinde kullanıyoruz. Dolayısıyla miktar olarak 2-3 mililitre olması,
sperm sayısının 15 milyon mililitrede olması yeterli oluyor. Ve spermlerin %32'sinin hareketli olması, hızlı hareketli olması yeterli olacaktır. Şekil olarak ise %4 ve üzeri artık normal kabul ediyoruz Kruger'e göre. Dolayısıyla %0 bile bazen sizi yanlış tedavi yöntemlerine götürmemesi gerekir. Çünkü bir preparattaki yorumu temsil etmektedir o morfoloji. Tüm sperm parametreleri için menideki tüm spermlerin morfolojisinin yorumunu hiçbir zaman yaptırmayacaktır. Kruger'in kendisi bile %0'larda aşılama yapmaktadır. Dolayısıyla çok fazla morfolojik değerlendirmeyi göz önüne alınmalı, fakat o sizi çok fazla da yönlendirmemelidir. Ama bazı şekil bozuklukları var spermlerde. Mesela globozoo spermi, gebelik şansı çok zor olan bir sperm şeklidir. Pinhead dediğimiz çok toplu iğne başı şeklindeki spermler yine infertilitede büyük sorun yaratan spermlerden bazı şekil bozukluklarıdır. Spermlerin hareketi de çok önemli olduğunu hepiniz biliyoruz. Hızlı hareket özellikle %30'un altında olduğu zaman sıkıntılar başlayabilir. Ama burada en önemli hareketi etkileyen faktörler erkeklerin sigara içmeleri ve de kilo olarak zaman zaman da varikosel olarak yorumlanmakta ise de en önemlisinin sigara olduğunu buradan söyleyebiliriz. Sigarayı tamamen bırakmamız lazım eğer hareketi arttırmak istiyorsak. Çünkü nerede hareket orada bereket demiş atalarımız. O halde spermin hareketleri çok çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Sayı 15 milyon artık normal kabul ediliyor. Gereksiz yere 60 milyon, 20 milyon gibi rakamlar artık telaffuz edilmiyor. Peki erkeğe ait nedenler sadece bunlar mı? Tabii sertleşme problemleri, ilişkiye girip girmeme problemleri de ekstra sıkıntılar. Dolayısıyla onlar da ayrı olarak değerlendirilebilir. Ama bizi daha çok burada spermogram dediğimiz sperm testleriyle erkek faktörü hakkında yorum kısaca ve de hiçbir tetkik yapmadan kolayca anlayabiliriz. Ama her zaman erkeğe ait nedenlerin dışında bazen de kadına ait nedenler de olabilir ki bunları şöyle özetleyecek olursak, bunlar da tüpe bağlı problemler ki biraz önce bahsettiğim ülkeden ülkeye görülme sıklığı değişiyor. Tüpleri daha çok geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı tüplerin enfeksiyondan etkilenmesi ve kapanması veyahut da bazı hastalıkların tüplerde zarar vermesi veya cerrahi işlemler sırasında tüplerin zedelenmesi, işte bunların hepsi tüplerin sıkıntıya uğramasına, yani sperm ve yumurtanın beraber karşılaştığı, buluştuğu yol bir nevi zarara ne yapıyor? Uğruyor. Bir nevi zedelenmeye maruz kalıyor. Ve iki döllenme hücresi, erkekte ve kadındaki hücreler, bu tüpün içerisinde karşı karşıya gelemiyor. Ve infertiliteye neden oluyor ki bazen biz bunları bilerek de yapabiliyoruz. Mesela 3. sezeryanında insanlar veya çocuk istemeyen ailelerde tüplerini bağlıyoruz. İşte amaç iki hücrenin birbirini görmemesi, birbirine rastlamaması. Bu şekilde çocuk olmasını engelleyebiliyoruz. Demek ki bazen bilerek yapıyoruz, bazen de bilmeden kadının geçirmiş olduğu enfeksiyonlar sonucu tüpler tıkanabiliyor. Sadece tüp mü? Hayır. Çocuğun içinde büyüdüğü rahim kaynaklı nedenler de var. Rahimin içerisindeki bir polip, bir enfeksiyon, yani endometrit deriz ona, bir
miyom, bir herhangi bir şekil bozukluğu, bir septum olabilir. Bu değişik boyutlarda olabilir. Bunlar bile gebeliğin oluşmasını çeşitli yönlerde engelleyeceklerdir. Bu durumları da histereskopi dediğimiz bir yöntemle rahim içerisine girip onları görüp değerlendirmek, bazen de rahim filmi çekerken bunları hem tüpleri hem rahmi değerlendirmek, gerekirse de cerrahi müdahalelerini yapmak mümkün olmakta. Bazen yumurta kaynaklı olabilir. Yumurta kaynaklı kadının yumurtlama olayı, ovülasyon diyoruz ona, olmadığını görürsünüz. Bazı kadınların doğuştan olan bu yumurtlama şekilleri, değişik görüntülerini rastlayabiliyoruz. Halk arasında buna kimisi tembel yumurta deniyor, kimisi de yumurta azalmış deniyor. Her neyse, biz bunları ya yumurtaların aşırı cevap verenleri, polikistik overli hastalar, ya hiç cevap vermeyen, zor cevap veren, yumurtaları azalmış dediğimiz poor responder dediğimiz kötü cevaplı vakaları, bir de normal vakalar vardır ki bunlarda zaten problem olmamakta. Karın zarının ve tüplerin beraber enfeksiyonlara bağlı olarak enfeksiyonlar sonucu tüpleri de etkileyerek zarar verdiği, bunun dışında karın zarının başka hastalıkları da yine neden olabilir. Rahim ağzındaki problemler de bazen rahim ağzındaki bir yaranın, bir polibin bile bir vajinadaki akıntının, enfeksiyonun yine çocuk olmasını çok fazla etkilediğini unutmamamız lazım. Bazen rahim ağzındaki bir yarayı tedavi etmek kadının rahatlıkla gebe kalmasını sağlayacaktır. O halde kadına ait nedenleri de burada özetledikten sonra, mesela rahim ağzından bir simir almak, senede bir simir almak hem sağlığı için önemlidir, hem bir kanser var mı yok mu bakmanın dışında bir enfeksiyonu da size çok kere gösterecektir. Eskiden burada antikorlar falan bakılırdı ama bugün için artık pek fazla bakılmamakta. Rahimin içerisindeki problemlerden biraz önce bahsettim. İyi bir rahim filmi mutlaka hem tüpleri hem rahimi gösterecektir. Böylelikle daha rahat bir şekilde rahimin içerisinde bir patolojiyi, bu polipler olabilir, miyomlar olabilir veya tüplerdeki bir problemi, tıkanıklık olabilir, tüplerde bir polip olabilir, tüplerin uç sınırı kapalı olabilir, hidrosalpinx deriz. Bazen fimozis dediğimiz kısmen tıkalı tüpler görebilirsiniz. Bunların hepsini bize gösterecektir. O halde iyi bir rahim filmi bize bunların hepsini gösterme imkanı verecektir. Biliyorsunuz ki sağlıklı bir tüp olursa yumurta atılınca o yumurtayı tüpün uç kısmındaki parmak şeklindeki fimbriya dediğimiz parmaklar o yumurtayı tutup yakalayıp kendi içine çekecektir. İşte tüpün içine giren bu yumurta hücresi oraya gelen spermlerle döllenecek. Döllenmiş olan embriyo yuvarlanarak tüpün içindeki bir takım kontraksiyonlar ve sıvılar, salgılar, hareketler sonucu rahmin içine doğru gidecek ve rahmin içine düşecektir. Rahmin içerisinde düştüğü zaman orada uygun bir yatak bulup yerleşecek ve gebelikler meydana gelecektir. Ama bazen rahmin içine gelmeden bu yapışmayı tüpün içinde yapabilir. Özellikle tüp çok uzunsa veya tüpte darlıklar varsa veya tüpte yapışıklıklar varsa tüpün içerisinde durur ve tüpün içerisinde implante olur, yani yuvalanır ve orada büyümeye başlarsa biz bunlara dış gebelik adını veriyoruz. O zaman da hastada dış gebelik problemi çıkacaktır ve onun tedavileri başlayacaktır. Yumurtaya bağlı
Gebe kalamama sorunlarında ise genelde yumurtlamayı olmayan kadınlarda en büyük sıkıntıdır. Ya yumurta azdır ya da yumurtlama olmuyordur. Yumurtlama olmamasını biz o zaman hastada tespit etmemiz mümkün mü acaba diye baktığımızda hakikaten çok zor bir yöntem. Bunu eskiden bazal vücut ısısı takibiyle yani hastanın ağzına bir derece konur, sabahleyin yataktan kalkmadan, hiç hareket etmeden vücut ısısı ölçülür, kaydedilir. Adet ortasından sonra bu ısı bir derece artar. İşte bu bir derece arttığı gün ha yumurtlama olmuştur diyerek o gün ilişkiye girilir idi. Bugün için adet ortalarında doğru adetin 10. günde 16. günler arasında idrarda LH ve projesteron ölçümleriyle de bu ovülasyonun olup olmadığı takip edilebilir. Fakat bunlar çok zor yöntemlerdir. Ultrasoundla da takip edebilir misiniz? Evet, zaman zaman ultrasoundla takip edebiliyoruz. Ama bazı kadınlarda zaten kendisi o bölgede duyduğu sancı sonucunda 24-48 saat içerisinde yumurtlamanın olacağını tahmin eder. Böylelikle onlar daha belirgin olarak yumurtladığı günü tespit etme şanslarına sahiptir. Ama diğerlerini ancak kadın doğumcular takip ederek karar verebilirler. Bazal vücut ısısı bugün için pek fazla kullanmıyoruz. Onun için daha çok ultrasoundla doktorların takip etmesi, gerekirse ilaçla yumurtlamayı sağlamak tabii ki hekimin ve hastanın daha kolayına gitmektedir. Karın duvarında ve iç organlarda bir periton dediğimiz bir zar vardır ki bu zar bazen enfeksiyonlara maruz kalabiliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi endometriyozise bağlı bir hastalıktan dolayı etkilenebiliyor. Ya da geçirilmiş bir ameliyattan dolayı skarlar, adezyonlar, yapışıklıklar oluyor. Yine engelleyebiliyor. Neyi engelliyor? Yumurtlamayı engelleyebiliyor. Tüplerin de tüplerde sperm ve yumurtanın birleşmesini engelleyebiliyor. Kısacası infertiliteye yani çocuk olmasını engelleyebiliyor. Ama bazen hiçbir problemi olmayan kadının infertilite problemi yani kısırlık problemi karşımıza gelebilir ki 10 çiftten birinde her şey normaldir. Ama buna rağmen gebe kalamazlar. O zaman bu tür hastalara biz yumurtlama gününü organize edip rahim içine aşamalar yaparız. Eğer 3 aşılama veya 4 aşılamada gebelik oluşmazsa artık hastaya aşılama yaparak devam etmenin anlamı yoktur. Direkt tüp bebeğe geçilir. Gebe kalmamayla ilgili yanlış bildiklerimiz var mı? Baktığımız zaman doğum kontrol hapları içersek işte kısır kalırız. Böyle bir problem yoktur. Doğum kontrol hapı içtiğiniz süre gebe kalmazsınız. Bıraktığınız ay ertesi ay gebe kalma şansınız %85'tir. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar kucağınıza aldığınız zaman hücreler üzerinde zararlı etkileri ve sayıyı azalttıkları, hareketleri azalttıklarına dair yayınlar bulunmakta. Bunlara yine de dikkat edelim. Peki giysiler etkili midir? Evet, giysiler özellikle sıcak bölgelerde çok önemli olabiliyor. Soğuk bölgelerde çok fazla etkili olmasa da sıcak bölgelerde oldukça önemli. Özellikle güneyde yani Adana'da insanların Arabistan'da insanların etek giymesi, şalvar giymesinin altında yatan budur. Bir de artık kadınlar sadece kusurlu bir faktör olarak görülmüyor. Her iki eşin de birlikte doktora gittiğini de artık unutmayalım. Nitekim insanlar artık bundan uyandılar. Çiftlerin ikisi de
rahatlıkla tedavi için gelmekte ve araştırılmaktadır. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru var mı? Evet, alalım. Evet, epey soru var. Erken menopoza girmiş olan hastalarınıza tüp bebek tedavisi veya başka ameliyat tedavileri uyguluyor musunuz? Erken menopoza girdiğini bir defa ispatlamak lazım. Bazen yanlış tanı konuyor. Ama yumurta bazen böyle hastalarda tek tük de olsa yumurta bulabiliyorsunuz. Birazcık izlemek lazım. Özellikle tiroid fonksiyonlarını araştırmak lazım. Bunların aralığında immünolojik bir neden yatıyordur. Çünkü erken menopoz demek 5 yaşın altında menopoza girmiş kadın anlamındadır. Buna biz prematür over yetmezliği diyoruz. Ama bunların altında immünolojik nedenler yatıyor bazen. Anti-TPO'lara bakmak lazım. Yani tiroidlerle Hashimoto tiroiditi ile kombine olabiliyor. Bir tiroidi tedavi ederseniz ve belli bir süre hastayı takip ederseniz o hastalar geriye dönebiliyorlar. Tekrar siklusları normale dönebiliyor. Hemen bıkmamak, bu hastaların üzerinde çalışma yapmak lazım. Rahimde ufak miyomların olması ileride kısırlık problemi yaratır mı? Ufak miyomlar kısırlık yaratmaz ama rahim içerisinde tabii ki sıkıntı yaratırlar. Rahim içinde ufak miyom da olsa, polip de olsa sıkıntı yaratır. Bunların mutlaka histereskopik yöntemlerle tedavi edilmeleri lazım. Hatta duvar içindeki miyomların bile bugün sıkıntı yaratır mı diye soru işareti herkesin kafasında. Bu da henüz araştırma safhasında. Şişmanlıkla kısırlık ilgisi çok var. Onun için hastalarınızı gerek erkekte gerek kadında Zeynep Hanım yazmış. Önce zayıflatmak, ondan sonra tedaviye almak daha mantıklı olur. Mesela polikistik overi olan bir hastanın, şişman bir hastayı kilosunun %10'unu verdirirseniz hastanın ovülasyonlarının ve gebelik şansının arttığını görüyorsunuz. Kendiliğinden hiçbir tedaviye maruz kalmadan gebe kaldığını görüyorsunuz. Deniz Hanım, yoğun stres altında uzun saatler çalışmak ileride kısırlığa sebep olur mu? Demiş. Stres altında çalışmak hakikaten büyük problem. Hepimizde sıkıntı yaratabilir. Gerek hekimde gerekse hastada. Bu insanlar için aslında büyük bir sorun. Kısırlık olması şart değil. Her türlü hastalığa neden olabiliyor stresin. Stresin girmediği, yapmadığı bir problem yoktur. Yok, yani bir şey yapmaz demek yanlış olur. Kader diye bir hastamız. Polikistik over sendromu olan kadınlar anne olabiliyor mu? Tabii ki çok rahatlıkla anne olabiliyorlar. Fakat bunları iyi izlemek, iyi takip etmek, iyi tedavi etmek lazım. Arzu, çiftler tüp bebek tedavisine birlikte gitmek zorunda mı? Evet, birlikte gidecekler. Aksi takdirde yanlış bir işlem olabilir. Çünkü erkeğin demin söylediğim gibi çocuğu olan bir erkek bile spermleri hiç kalmayabilir, azalmış olabilir. Bunları da göz önüne almak lazım. Onun için değerlendirmeye daima İki çifti de birlikte değerlendirmek en doğrusu. Merve Hanım, aşılama tedavisi dediğimiz şey tüp bebek tedavisinin ilk aşaması mı oluyor? Hayır, tüp bebek tedavisinin ilk aşaması olmuyor. Ama doktora gelen bir hastada her şey iyi gidiyorsa, bir problem yok ise, eğer aşılama için endikasyonları vardır, o endikasyonların içinde ise
Önce aşılamayla başlamak, hastanın yaşı gençse özellikle. Ama hasta kalkıp 40 yaşında gelmişse, ben bu hastaya her şeyi normal, niye aşılama yapmıyorum demek yanlış olur. Buna direkt tüp bebeği almak daha anlamlı. O açıdan hastanın yaşı, kadının yaşı daha çok, çok çok önemli. Pınar Hanım 6 ay geçtikten sonra hala gebelik sonucu elde edilemiyorsa hemen tedaviye başlamalıyız. Turan Bey demiş. Evet, 6 ay geçtikten sonra eğer yaşı 40, 38 ve üzerindeyse 6 ay beklemek yeterli oluyor. Bazıları 35'in üstünü bunu kabul ediyor. Ama 35'in altında olanlara 1 yıl beklemek daha doğru bir yaklaşım olacak. Ebru Hanım merhaba demiş. Size kısırlık tedavisi gelen tüm hastalarınızı tedavi edebiliyor musunuz hocam demiş. Yani kısırlık tedavisi için gelen her hastamızı tedavi etmek için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Çünkü tedavi sırf bu işle uğraşan bir hekimiz çünkü. Yaprak Hanım, merhaba doktor bey. Eşimin sperm sayısı hareketli, iyi çıktı. Benim FSH'm 8, LH'm 7, 2,7, E2 51, hamile kalamıyorum. Hormonlarınız normal. 1 yıl 3 aydır evliyim. Hiç korunmadık, 32 yaşındayım. Bu durumda direkt aşılamayı önermek lazım artık. En az 3 veya 4 kez aşılama. Ondan sonra tüp bebek tedavisine gidilebilir. Çünkü izah edilemeyen infertilite grubuna girebilirsiniz. Aşılamalarınız mümkünse infertilite uzmanı, yani kadın doğum uzmanlarına gitmek yerine infertilite uzmanlarıyla bu işi yapmak, mümkünse tüp bebek merkezlerinde bu işi yapmak daha doğru olur. Tüp bebek tedavisi için eşimle başka bir ile gitmemiz gerekiyor. Bunun için gideceğimiz yerde minimum kaç hafta kalmamız gerekir? Tedavi çabuk sonuçlanıyor mu? Evet, tedavi 15 gün içerisinde, adetin ikinci günü giderseniz 15 gün içerisinde biter. Ama önceden tetkiklerinizin ve bütün incelemelerin bitmiş olması lazım. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce çok sayıda test yaptırmam gerekiyor mu demiş Sezen Hanım. Evet, başlamadan önce en azından tanı, yani problemin ne olduğunu buluncaya kadar bir takım testler yapılıyor. Bu testlerden sonra problem neyse onu bulup ona göre tedavi etmemiz gerekir. Hülya Hanım demiş aşılama tedavisi en fazla kaç kez yaptırılır? 3 veya 4 kez, ondan sonra sonuç oranlar değişmiyor. Ömür boyu aşılamayla gitmek hata olur. Onun için ilaçlar hormon ilaçlarıdır. Gereksiz yere kullanılmaz. En fazla 3 veya 4 aşılama sonucunda hala sonuç almıyorsanız artık bu tedaviyle sonuç alamazsınız demektir. Tüp bebek tedavisine geçmek zaman kaybını önleyecektir. Ülke Hanım, tüp bebek tedavisi haricinde başka kısırlık tedavisi yöntemleri yok mu? Tüp bebek tedavisi dışında kısırlık yöntemleri, cerrahi yöntemler var. Ama hepsi endikasyonu varsa yapılır. Endikasyonu yoksa yapılmaz. Mesela tüpleri bağlanmış bir hastaysa laparoskopik veya açık tüplerin açılma ameliyatı vardır. Hastanın kısırlığı tedavi olur. Tüp bebeğe gerek kalmayabilir. Veya başka bir rahatsızlığı vardır. Ne bileyim, cerrahi olarak gerçekleştirilebilir. Rahim ağzında bir yara vardır. Tedavi ederseniz hastaya tüp bebeğe gerek kalmadan gebe kalabilir. Nazlı Hanım demiş yumurtalık kistleri tüp bebek tedavisini etkiliyor mu? Evet. Özellikle çikolata kistleri çok çok önemli. Endometrioma diyoruz biz onlara. Endometrioma, yani çikolata kisti tedavisinde deneyimi olan ve de infertiliteyle uğraşan insanların bu tür cerrahi yapması lazım. O da endikasyonu varsa yapılır. Ama bu işle uğraşmayan, bir onkolojiyle, kanserle uğraşan bir hekime giderseniz veya başka bir hekime, bu tür tedavileri yapmayan, yanlış uygulamalara maruz kalabilirsiniz. Onun için çocuk istiyorsanız ve böyle bir kiste sahipseniz mutlaka infertilite uzmanı olan hekimlerin bu tür tedavileri yapması daha doğru olacaktır. Sperm yıkama nasıl yapılıyor? Sperm yıkama laboratuvarda
özel medyumların içerisinde belli bir santrifüjde ve gradyent yöntemleri dediğimiz özel yöntemler uygulanarak bütün zararlı maddelerden temizlenip sağlıklı, hareketli spermlerin seçilip toplanması, bir araya getirilmesi işlemidir. Böylelikle enfeksiyonlardan, her şeyden arınmış, temiz, hareketli spermler meydana geliyor. Bunun için sperm yıkama da oldukça infertilite de önemli. Başka soru yok galiba. Teşekkür ediyorum. Thank you.